Efendim, stüdyomuza hoş geldiniz. Samsun'dan geldiniz dedik. Bizim misafirimiz oldunuz bugün. Ben bugün daha henüz sizle iletişim kurdum ve beni kırmadınız. Stüdyomuza kadar geldiniz. Siz önce isterseniz Bafralı'ya, bilmiyorum, sima olarak biraz tanıdık değilsiniz herhalde. Ben de sizi ilk defa gördüm. Bafralı'yı önce isterseniz kendinizi bir tanıtın. Ondan sonra da konumuz üzerinde konuşmaya başlayalım sizle. Buyurun efendim. Teşekkürler Mustafa Bey. Ben Tek Gıda İş Sendikası Samsun Bölge Şubesi Genel Sekreteriyim. Hı hı. Bizi gündemin odak noktasını oluşturan çalışma hayatımızın sorunlarıyla ilgili kamuoyunu, çalışanlarımızı ve halkımızı aydınlatmak için bize bu fırsatı verdiniz, bizi davet ettiğiniz için teşkilatımız adına Gözde TV'ye bir kere şükranlarımızı arz ederek başlamak istiyorum. Fırsatı bulacaklar. İnşallah. İnşallah. Arkadaşlarımız da bu görüşlerimizi dinleyip çalışanlar, çalışmayanlar, işsizi, köylüsü, esnafı, geniş bir halk kitlesinin bu konuda bizim sorunlarımıza ve bizim mücadelemize göstereceğini, bizi izliyorsa bize anlayış göstereceğini umarak başlamak istiyorum. Şimdi Sayın Genel Sekreterim, ben isterseniz önce sendikacılığın ne olduğunu, yani sendikayı, bence bugün Türkiye'de sendikayla birebir ilişkisi olmayan, yani sendika üyesi olmayan insanların pek o kadar anlayıp da bildiğini zannetmiyorum. Evet. Bilenler de devletten para pazarlığı yapan, para koparan bir kuruluş. Hı-hı. İşte işçi adına onun avukatlığını yapan, onun daha fazla para almasını sağlayan, eğer devlet bu parayı vermiyorsa işçiyi arkasına takıp sokaklara dökülen, bazen iyi gösterilen, bazı öcü gösterilen, böyle ya da siyasetin odak noktasında olan, bazen gündemi belirleyen, işte mesela evvelki gelişmelerde hükümetin yıkılması Türk İş'e mal edildi. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Bülent Ecevit, eğer Türk İş'le anlaşılmadığı takdirde ben hükümete beyaz oy vermeyeceğim, kırmızı oy vereceğim dedi ve bir saatlik son anda süre tanıdı. Ve Türk İş'e karşı bir tepki doğdu. Bazı basın ve medya kuruluşları da bunu körüklediler gibi. Sanki ATV olsun, ona bağlı grup, işte Sabah Gazetesi, TGRT, Samanyolu Televizyonu gibi kuruluşlar. Sanki Türk İş bu ülkeyi yıkmaya çalışıyor, bu hükümeti yıkmaya çalışıyor işte gibi bir görünüş oldu. Sendikacılık nedir efendim? Sendika deyince ne akla gelir? Teşekkür ediyorum. Ben izin verirseniz sendikaların ne anlama geldiğini öncelikle biz anayasamızda, hı hı, sendikaların ne anlama geldiği ile ilgili maddeyi okumak istiyorum. Buyurun. Anayasamızın çalışma hayatı ile ilgili bölümünde 51. maddesinde aynen şunu söyler. Hı hı. İşçiler ve işverenler üyelerinin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma hakkına sahiptir. Hı hı. Yani bunun şu anlamı var. Sendikalar anayasanın güvencesi altında kurulmuş demokratik kitle örgütleridir. Hı hı. Buradan buraya getirmek istiyoruz. Sendika tek taraflı, sadece işçiler tarafından kurulan bir olay değil. İşveren de kurabiliyor. Sendikalar, hı hı, işverenler tarafından da kendi mensuplarının hak ve menfaatlerini korumak için kurulmuş, hı hı, anayasa güvencesiyle kurulmuş, yasalarla çalışma alanları ve görevleri belirlenmiş demokratik kuruluşlardır. Şimdi bu kooperatifler, kulüp ve dernekler, koruma birlikleri gibi, bu da aynı belli bir zümrenin haklarını savunan, birilerine karşı haklarını savunan demokratik kitle örgütü. Evet, bir ölçüde öyle diyebiliriz. Yani. Evet. Şimdi sendikalar kendileri kuruyorlar bunu ve bir yerden izin almaya gerekleri yok anayasaya göre. O zaman bugün bir sayı sınırı var mıdır? Mesela şu kadar sayıya kadar olan yerler sendika kurabilir gibi. Yani bir iş yerine mahsus olarak ya da küçük iş yeri olarak birkaç tane iş yeriyle birleşip sendika kurabilirler mi? Başka adlar altında da olsa. Şimdi sendikalar kanunu dediğimiz 2821 sayılı kanun, sendikalar, hı hı, kurulması ve kurucularda aranan nitelikleri, hı hı, yasayla düzenlenmiş. Hı hı. Sendikalar
yasa gereği belli iş kollarına ayrılmış. Türkiye'deki çalışma hayatı özellikle iş kollarına bölünmüş. Hı hı. Yasa bunu liman iş kolu, deniz iş kolu, gıda iş kolu, demir yolları, ulaşım iş kolu gibi değişik iş kollarında ve her iş kollarında kurulan sendikalar ancak o iş kolunda çalışan üyeleri bünyesine alabilir, üye yapabilir, çalışan işçiler üye yapabilir. Ancak onlarla ilgili toplu sözleşme, grev ve lockout yasasının ilgili hükümleri gereği o insanların hak ve menfaatlerini koruyabilir. Yani metal iş kolundaki bir çalışan işçiyi siz gıda iş kolundaki herhangi bir sendikaya üye yapamazsınız. Bir kere sendikaların iş kolları itibariyle ayrı ayrı kendi iş kolları ile ilgili üye yapabilme yetenekleri vardır. Gıda iş kolundaki bir üyenin, yani tekelde çalışan bir arkadaşımızın ya gıda sektöründe çalışan bir insanın metal iş kolunda yahut da enerji iş koluna üye olma şansı yoktur. Peki o zaman sendikayı oluşturan kişiler o çalıştıkları iş kolundan mı gelirler? Yani siz hangi sendikanın şu anda? Ben Tek Gıda İş Sendikası'nın yöneticisiyim ve gıda iş kolundan geliyorum. Evet. Yani tekele bağlı. İşte bir sigara fabrikasında çalışırken demokratik şekilde seçimler işlemiş. Seçim mekanizmasının sonucunda işte şube başkanı, bölge yöneticisi olmuş. Yarın ne olacağız bilmiyoruz ama ettiğinizde de seçimi tekrar kendi iş yerinize dönüp arkadaşlarınızla çalışılan iş yerinden herhangi birileri çalışan işçilerin seçimiyle demokratik biçimde seçimiyle oluşturuluyor sendikalar. Evet. Bir çatısı oluşturuluyor ama şeyler değişken olabiliyor. Kaç yılda bir yapılıyor bu seçimler? Bu konuda bugüne kadar 3 yılda bir seçimler yapılırdı. Son bu sene yazın yapılan bir yasa değişikliğiyle en fazla 4 yıl olarak uzatıldı. Tabii bu sendikaların anatüzüklerinde 1 yılla 4 yıl arasında her sendikanın kendi anatüzüğünde kendi genel kurulunun vermiş olduğu karar doğrultusunda bir süre konur. Bu 3 yılda olabilir. Orada da bağımsız genel kurullar karar verir buna. En fazla yalnız 4 yılda bir genel kurulu yapmak zorunda. Peki şimdi ana başlıklarıyla sıralarsak ne işe yarar bu sendikalar efendim? Ne yaparlar bu sendikalar? Sendikaların amacı üyelerinin sosyal, ekonomik hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak. Üyelerinin yarın korkusu yaşatmalar, içinde bulunduğu şartlarda insanca yaşayabilmesi için gerekli olan zemini, altyapıyı hazırlamak ve onlar adına toplu iş sözleşmesi yapmaktır. Sendikaların temel işlevi bu. Tabii son zamanlarda kamuoyunda yanlış bir algılama var bu konuda. Sendikalar sadece toplu sözleşme yapar, işçilere yahut da üyelerine 3-5 kuruş hak elde eder. Fazladan para alır. Fazladan para alır. Onun dışında pek bir şey yapmaz gibi. Bir yanlış. Peki bu yanlış anlamayı gidermek için şimdi madde madde sıralarsak sendika işçiye neler sunar? Yani çalışma alanında, sosyal alanda, ev yaşantısında neyi sağlar, neyi sunar? Neyi güvence altına alır? Vallahi çalışma hayatında sendikaların vazgeçilmez bir yeri var. Çalışma hayatımızın çok uzun yıllardan bu tarafa çeşitli mücadelelerle ulaştığı en son nokta bu. Ancak bundan ötesi de olabilmeli. Sendikalar 1950'lerde kurulduğundan bu tarafa çok büyük mücadeleler vermiş. Bizim abilerimiz, bizim babalarımız, bizim dedelerimiz bu mücadelenin içerisinde birebir mücadeleler vermek suretiyle bir örgüt yapısı, bir birliktelik sağlayabilmek için çok uzun yıllar gayret göstermiştir. Tabii 1960'lı yıllarda sendikaların artık toplu sözleşme, grev ve lockout yasası çerçevesinde toplu sözleşme yapabilme yetenekleri sendikalara yasalarla verildikten sonra da artık sendikalara o günün şartları içerisinde sigortasız işçi çalıştırıldığı dönemler, vergisiz, bodrosuz işçi çalıştırıldığı dönemler örgütsüz bir toplum ve çalışma sürelerinin çok uzun olduğu, efendim 7,5 saatlik değil de düşünün ki 10 saat, 12 saat çalıştığı, hafta tatili, bayramı keyfi olarak istediği kadar yani olmadığı dönemlerde Türkiye'yi sendikal mücadele öyle bir yere getirmiş ki bugün içinde bulunduğumuz haftalık çalışma süresi 45 saat, hafta tatili yapması, yıllık ücret izin hakkını kullanması, sigortası, sigortalı çalışabilmesi, emekli olabilmesi, kıdem tazminatı gibi bugün saymakla bitiremeyeceğimiz çok değişik kazanımlar elde etmiştir. Tabii bunlar her biri uzun yıllara dayanan toplu sözleşme pazarlıklarıyla elde edilen aşamalardır. Ancak bir son değildir. Sendikalar bundan sonra da yapması gereken şey işlev bir hayli fazla. Ne artık mesela? Artık Türkiye'de ücret sendikacılığı bir yere gelmiş ve tıkanmıştır. Bugüne kadar yapılan hep bu muydu? Yani bu maalesef kamuoyunun hep ön planına çıkarılmak istenen sendikalar dediğinizde sadece işçisine ücret alan sanki hep bunlar göz önüne sokulmuştu. Yani, ya da şöyle şu var mesela. Önceden bir tartışmamızda şeydi.
doğum yapan anne, çalışan anne ne kadar şey kullanacak, izin kullanacak, yasal izin ne kadar olacak? Ücretli mi olacak, olmayacak mı? Bunun savaşı mı veriliyordu bir ara? Ama bu bugün toplumda şey yapmıyor, bir zemin bulmuyor. Yani tartışma zemini bulmuyor. Mesela bir iş şey köylü, memur ya da işte esnaf falan bunlar pek o kadar ilgili değil yani. Ona sanki bunda hiçbir şey dokunmuyormuş da iş para pazarlığına geldiği zaman herkesin parası söz konusu olan daha çok ilgiliymiş gibi ön plana çıkartılan para kısmı oluyor. Evet. Doğru mu? Tabii kamuoyunda sendikalar kendisini yeteri kadar halkın tüm kesimlerine, tüm birimlerine anlatabildiğini söylemek güç. Sendikalar çiftçisine, işçisine, işsizine, dar gelirlisine herkese ulaşabilmeliydi. Sendikalar işyerlerini çok iyi anlatabilmeliydi. Bu konuda bugün içinde bulunduğumuz zorlukları yaşarken tabii bu soruları biz de sendikacılar olarak kendi kendimize soruyoruz. Hakikaten bu görevi yerine getirebildik mi diye. Hayır. Yani bunu bir hakkın yerine getirebildik demek de zorluk çekiyoruz. Çünkü eğer sendikalar hakikaten bu işlevlerini halkla bütünleşebilme, halka sorunlarını anlatabilme ve halkı yanına alabilme işlevlerini yerine getirebilmiş olsalardı, örgütlü toplum olmanın avantajlarını toplumun tüm kesimlerine anlatabilmiş olsalardı, bugün çiftçilerimiz, bugün toplumun değişik kesimlerinde çalışan insanlarımız, kendi işlerinde de örgütlü olmanın eksikliğini hep hissederler ve çok daha örgütlü bir toplum haline gelebilir. Tabii bugün köylü için sendikal olmak söz konusu değil ama en azından kooperatiflerde... Kooperatifler yapılabilirdi. Evet. Ziraat odalarının bünyesinde toplanmış köylülerimiz daha demokratik bir baskı unsuru olarak ziraat odalarını kullanabilirlerdi, bir hak arama mücadelesinin içerisine girebilirlerdi. Yani demokratik tepki dediğimiz nasıl ki sendikalar ücretleriyle ilgili çalışanların haklarına müdahale edildiğinde onları iyileştirmek için eylemler yapıyor. Demokratik baskı unsuru olarak toplum üzerinde yahut da işverenlere karşı etkinliklerini gösterebiliyorlarsa çiftçilerimiz de ziraat odaları aracılığıyla çok daha değişik bir şekilde taban ücret politikasında ürünün işte daha verimli bir şekilde pazarlanmasında kooperatiflerle ziraat odalarıyla çok daha koordineli bir şekilde çalışarak Türkiye'de örgütlü bir toplum olabilirlerdi ve belki bugün içinde bulunduğu ve gerçekten üzüldüğümüz durumları yaşamayabilirlerdi. Peki. Yani pardon, devletin iki dudağı arasında taban fiyat açıklandığında o taban fiyatı açıklamadan birilerinin görüş alınabilirdi bugün çiftçilerimiz için. Bir muhatap bulurlardı karşılığında. Tabii ya. Peki o zaman şey diyebilir miyiz? Sendikacılık bir kültür olayıdır ya da bir eğitim olayıdır diyebilir miyiz? Yani toplumun sendikayı böyle öcü gibi görmemesi, ama bunu devlet mi sağlıyor biraz? Yani işine giriyor mu devletin halkın sendikayı öcü gibi göstermesi ya da bunların işte mesela başbakan çıkıyor ulusal seçim programında diyor ki işte ben sizin paranızı şeye vereyim mi? Evet. İşçiye vereyim mi? İşte ben esnafa 20 trilyon lira kredi kullandırdım. Memura 40 trilyon verdim. Yetime 15 trilyon verdim. Bunlar benden 128 trilyon istiyorlar. Böyle yuvarlak rakamlar. Bunlar sendikaya karşı vatandaşı biraz daha böyle soğutmuyor mu? Yani karşı karşıya getirme politikası değil midir bu? Yani kimi kime şikayet ediyorsunuz? Hani şikayet edecek gibi işte edecekti, vazgeçti. Sonra böyle polemikler oldu. Bunlar mıdır biraz soğutan? Yoksa halkın bilinçlenmemesi mi? Yani dostluğunu iyi tanıyamaması mı? Şimdi sevgili kardeşim, sendikalarımızın uzun yıllar toplum üzerindeki kendilerini anlatmak için zaman ayıramamalarının bazı yansımalarını bugün yaşıyoruz. Ancak siyasilerimizin de Türkiye'deki çalışan kesimler içerisinde en örgütlü toplum olarak sendikaları hedef seçmesi doğaldır. Ve bakın, Türkiye öyle bir günlere geldi ki uzun yıllardan bu tarafa devletin içerisinde, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu tarafa, devlete sanayisinde yapılanmasında, devletin bugünlere gelmesinde lokomotif görevini yapan kamu kurum ve kuruluşları öyle bir yere geldi ki artık bunu devletin sırtında kambur olarak görmeye başladılar. Şimdi bunların her biri sistemli bir politikanın sonucudur. Yani kitle uzun yıllar boyunca bu ülkenin kalkınmasında ön ayak olmuş, lokomotif görevini yapmış, sanayisinin gelişmesinde altyapı hazırlamış, sanayinin gelişmesinde, orta ölçekli sanayilerin gelişmesinde öncülük etmiş. Ya sanayinin gelişmesine öncülük etmiş ve ülkede binlere, on binlere, milyonlara istihdam yaratmış. Ülkenin kendi kaynaklarını kullanmayı öğretmiş, özel sektöre altyapı hazırlamış. Ancak öyle bir yere gelmiş ki özel sektör artık bu devlet kuruluşları, kitler dediğimiz kuruluşlardan alabileceklerini almış, altyapı hazırlamış. Bu 40 yıllık, 50 yıllık bir geçmişi olan bir olay. Altyapı hazırlandıktan sonra özel sektör artık dışa açılma politikası sayesinde dünyayla entegre olmanın sistemini öğreniyor. Dünyayla entegre olmanın arayışları içerisinde bir yol ayrımına geliyor. Artık diyor, kamu kuruluşları, devlet, kitler benim yaptığımı yapmasın.
Ben onları yaparım. Yani bu Türkiye, bu ülkede basmanın, bu ülkede ayakkabının olmadığı günlerden Türkiye öyle bir yere gelmiş ki artık otomobilini üretir, buzdolabını üretir, televizyonunu üretir. Teknolojinin, teknolojinin son nimetlerini üretir bir yere gelmiş. Ancak özel sektörde de olsa bunun altyapısını hazırlayan kamu kuruluşları var. Kamu kuruluşları yanlış politikalar uygulanmıştır, doğru. İşçi alımında yanlış politikalar uygulanmıştır. Çağın teknolojik yenilemelerine ayak uydurmasına izin verilmemiştir. Yanlış faiz politikasıyla oralar boşlandırılmıştır. Yahut da yanlış istihdam politikasıyla oraya olması gerekenden daha fazla insanlar alınmıştır. Yönetimi özellikle olmamıştır. Siyasilerin müdahaleleriyle sağlıklı ve verimli bir üretim modeline geçememişlerdir. Yani bunun sorumlusu sadece çalışanlar değildir, sendikalar da değildir. Sendikalarımızı sorumlu tutabilmek için bir şeye dikkat etmek lazım. Herhangi bir kamu kuruluşunda işçi alırken sendikaya soruyorsanız sendikalar sorumludur. Herhangi bir kamu... Sorulmuyor mu efendim? Hayır, sorulmaz tabii. Yani böyle bir şey yoktur. Kontenjanlar verilmez mi? Hayır efendim, böyle bir şey de yok. Yani herhangi bir işletme yukarıdan gelen talimatla şu kadar işçi alacaktır der. Oraya hakikaten işçiye ihtiyaç var mıdır, yok mudur? Sendikanın bu konudaki görüşü nedir? Oradaki çalışanların bu konuda görüşü nedir? Bu işletme en az elemanlı, en yüksek verimi nasıl alabilir? Bu tür arayışlar yok bir kere. Şimdi sendika eğer o çalışan ekipten soyutlanmışsa... alınacak olan işçi sendika adına kar değil midir? Hem daha çok pay alacaktır onun bordrosundan. Hem işte sayısal olarak daha kalabalık güçlü duruma düşecektir. Böyle mi susturuluyor yoksa sendika? Yani bu işçiyi niye alıyorsun, niye demek durumunda? Şimdi kalmış. Tabii yani sendika bir kere söz sahibi olmadığı yerde sendikalar bu olaya tepki koymaya kalksalardı bunu kimsenin dinleyeceğini zannetmiyorum. Yani herhangi A iş yerine efendim o günün siyasi iktidarı yahut da hükümeti diyor ki ben buraya 300 tane 500 tane eleman alacağım. Bilakis de seçim dönemi. Yani şimdi bunu o işletmenin fizibilite raporlarını, o işletmenin potansiyelini inceleyip de gerçekten buraya ihtiyaç var mı yok mu bir araştırması yapılmıyor. Artı bu işletmedeki birim elemanların en yüksek verimi nasıl alabiliriz bunun araştırması bile yapılıyor. Efendim birilerine söz verilmiştir buraya eleman alınacak, almalıyız, alalım. Peki alalım da yani burada bir fazlalık, bir istihdam fazlalığı çıkıyor. Eğer üretim kapasitelerinizi genişletecekseniz, eğer bu işletmeyi büyütmeyi düşünüyorsanız, onun teknolojik yenilemesini ve altyapısını hazırlarsınız. Hakikaten elemana açığı ihtiyacı doğar. O elemanı o zaman alırsınız. Yoksa yani düşünün ki sizin bir fırın iş yeriniz var. 5 tane elemanla günde 10.000 tane ekmek üretiyorsunuz. Siz buraya bir 5 tane daha eleman alır mısınız? Tabii ki almazsınız. Almazsınız. Yani niye? En az elemanın en yüksek verimi alabilmektir. Tabii yıllarca siyasilerimiz bu olayı dikkatli bir şekilde kullanmadılar. Yani işletmelerin içinde bulunduğu şartlar, rekabet, birim elemanların en yüksek verimi alma gibi bilimsel yönden teknolojinin veya çalışma hayatının içinde bulunduğu zorlukları aşabilmek için gerekli tedbirler almadılar. Gözü kara gidildi. Ha bir şey daha var. Tabii ülkemizde binlerce, on binlerce, milyonlarca işsizimiz var. Bu insanlara istihdam alanları başka kaynaklarda yaratılabilirdi. Bunlar da dikkate alınmadı. Ve öyle bir zaman geldi ki bu dikkatsizlikler sonucu alınan istihdamlar da bugün diyorlar ki devlete sırtında kambur efendim ben bütçemin yarısını, bütçemin %40'ını vereceğim, ben çalışanlara bunu vereceğim diye. İyi de yani bunun sorumlusu sendikalar değil. Eğer sendikalarla siz zamanında oturup da çalışma barışını test edebilmek için emek yoğun, emek verim ilişkisinde oturup toplu sözleşme masasında sendikaların getirmiş olduğu önerilere dikkate alsaydınız. Birim elemanlar en yüksek verim alabilmek için eğitim politikasını iş yerlerinde geliştirebilseydiniz, elemanlarınızı hakikaten o iş yerinin şartlarına göre en yüksek verim alabilecek şekilde donatabilseydiniz, bunları eğitebilseydiniz, ondan sonra da o işletmenin zorluklarını oturup çalışanların temsilcileriyle birlikte tartışabilseydiniz ve çözüm yolları üretseydiniz. Bunların hepsini yaptıktan sonra sendikalar suçlu olabilirdi. Ancak bunları yapmamışsınız. Sendikalar bağırmışlar efendim. Çağın teknolojik yenilemelerine karşı bu iş yerlerinin rehabilitasyonu yapılmalı. Kimse dinlememiş. Bunun çalışmaları yapılmış mı? Mesela bir Zonguldak'taki kömür madenlerinde, Karabük'teki demir-çelik madenlerinde sendika bu işletme artık rentable değil, bu zarara doğru gidiyor. Sonunda biz burada ekmeğimizi kaybedeceğiz. Ya da sendika işçisinin çalışmasını denetler mi? Yani bu işçi verimli çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Denetler mi? Bir yerde altı yumurtlayan tavuğudur onun çalıştığı iş yeri. Sendika bu denetlemeyi yapar mı? Yani benim mesela Bafra Tekeli'nde yıllardır söylenen bir olay vardır. Erkek işçilerin yarısından fazlası avare gezer. Kahvelerde gezer mesai saatlerinde. Dışarıdadır, şuradadır. İşte orada adam sırt üstü yatıp para kazanıyor.
Ya da bir iktidar değişikliğinde belediyede de olsun, şurada olsun. İşte ben geldiğimde işçilerin yarısı yatıyordu. İşte bir kıyamet iş yapmadan para kazanan adam vardı. Sendika hiç bunları denetler mi? Benim işçim acaba çalıştırılıyor mu, çalışabiliyor mu, kaytarıyor mu, bu iş yerine baltalıyor mu, bu iş yeri bizim. Bu sahibi çıkıyor mu sen? Evet. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Tarafların karşılıklı görevleri vardır. İşverenin yahut da işveren, kamu kuruluşlarında işveren temsilcileriyle sendika temsilcilerinin karşılıklı görevleri, sorumlulukları vardır. Eğer bir işletmenin bacası tüterse, o işletmede çalışan insanlar uzun süreli o işletmeden ekmek yerler. Geleceklerini kazanırlar. Gelecek korkusu yaşamadan ekonomik menfaatlerini geliştirme gayret içerisinde bulunurlar. Evet. Tek taraflı değildir bu olay. O işletmeyi yönetenler de vardır. Yönetenlerle çalışanların arasında, işverenle işçinin arasında sendika tampon görevini yapıp her iki tarafta da yanlışlara müdahale etmek sorumluluğu var. Yani şey, iş veren işçilere karşı sendikayı bu durumda muhatap alıyor mu? Yani bu iş yerinde iş verimli değil. Evet. Ya da işçi işi yavaşlattı. İşte bu işçi bize verimli olarak çalışmıyor. Üretmesi gereken iş gücünü, vermesi gereken iş gücünü vermiyor. Gereğini yap gibi muhatap alıyor mu? Tabii yani bireysel anlamda işletmelerimiz bazında. Bu mahalli anlamda bunlar gerçekleştiriyoruz biz. Yani tekel işletme müdürlüğü, tekel merkez müdürlüğü gibi birimlerle sendikamızın o kademedeki görevli arkadaşları oturup hakikaten buna çözümler üretebiliyorlar. Bazen ortak noktayı bulup anlaşabiliyorlar da bu konuda. Ancak Türkiye'de bir de bürokratik sistem var. Yani uzun yıllardır şikayet ettiğimiz, rahmetli Özal'ın da bunu kıracağım deyip de bir türlü beceremediği, başaramadığı bir sistem var. Bürokratik engeller var. Yani buradaki A iş yerindeki işletme müdürümüzün üretimle ilgili, verimle ilgili oturup, sendika yöneticileriyle, işçi temsilcileriyle oturup, aksaklıkları ortadan giderebilecek tedbirleri aldığında yukarıdan bir müdahale oluyor. Ama ne yapıyorsun sen? Hayır, o iş öyle olmayacak. Durun bakalım, bunu yapmayacaksınız. Düşünün ki bir işletmede geri hizmetlerde, idari hizmetlerde bir sürü insanlar istihdam ediliyor. Bu nasıl oluyor? Bunu yaparken sendikaya sormuyor. Yani A iş yerine ben bekçi alacağım, B iş yerine odacı alacağım, C iş yerinde işte falan arkadaşımızı alıp filan yere vereceğim. Bunlarda bile siyasel müdahaleler varsa o iş yerinde sendikanın, işletmenin, müdürünün o verim ilişkisini kontrol edebilmek için ortada bir tane müdahaleci var. İşte orada başarılı olamazsınız. Yani, kendi başına bırakılmıyor. Yani bırakmak yani zorundayız. Bir işletmenin yönetiminin bir kere bir hakkın özerk olması lazım. Eğer siz o işletmede yöneticiyi rahat çalışabilecek atmosferi verip yöneticinin karar mekanizmasını serbest bırakmazsanız o işletme başarılı olamaz. Bakın, kamu kuruluşlarında başarılı olamayan ama özel sektör tarafından çok büyük ücretler karşılığı transfer edilen elemanlarımız vardır. Ve özel sektörün bugün en gelişmiş özel sektörün işte Koçların, Sabancıların, büyük firmaların başına baktığınızda kamu kuruluşlarında böyle işte vasat durumda olan yöneticiler oraya geçmiş, yıldızları parlamıştır. Niye? Önleri açılmıştır. Ya, önleri açılmıştır ve karar verme yetkisi verilmiştir. Kişilik ancak bir müdürü düşünün ki işletmenin müdürü, işte A fabrikasının müdürü bir karar verecektir, işletmeyle ilgili belli tedbirler alacaktır ama onun bağlı bulunduğu müessese müdürü, genel müdürü orada müdahale ediyor. Hayır, bunu yapamazsınız, sistemi zorlayamazsınız diye. O zaman ne yapacak bu adam? Ya burada sorumlular tek başına çalışanlar değildir. Sistemin kendi içinde sorgulanması lazım. Bu sistemin, Türkiye'deki bu sistemin sorgulanmasıyla birlikte sendikalar da tabii kendi kendini sorgulamaya başladılar. Bizim artık çalışma hayatındaki geçirdiğimiz evrelerin sonucunda ulaşmamız gereken ve kendimizi yenilememiz gereken noktalar neresidir? Sendikalar artık bunun bilimsel yönden arayışları içerisindeler. Yarınları çalışan insanların ihtiyaçlarını ne şekilde yönlendirebiliriz? Yarınları hangi şekilde devam ettirebiliriz? Bu arayışları ve bu sorgulamaları biz kendi kendimize yapıyoruz artık. Peki Sayın Sekreterim, Genel Sekreterim, Türkiye'de kaç tane işçi var? Bunların kaçı şeyle sendikalı? Böyle bir istatistik var mı? Evet. Türkiye'de kamu ve özel çalışan. Şimdi şunu söylemek lazım. Bir, Türkiye'de istatistiklere girmeyen işçi sayısı çok fazla. Türkiye'de çalışan işçi sayısı bugün 5,5 milyon civarında. İstatistiklerde görünen mi 5,5 milyon? Yani kaçak işçi olarak da çalışan rakamlar 5,5 milyon civarında, sadece işçi statüsünde çalışan küçük işletmelerde, orta işletmelerde, büyük işletmelerde çalışan 5,5 milyon. Ne kadar sigortalı bunlar? Sendikalı? Bunların yaklaşık 2 milyon 700 bin civarındaki şu anda fiilen çalışan sigortalı görünüyor. Dikkat edin şimdi buraya. Sigortalı ve sendikalı mı? Sendikalı diyemiyorum. Sigortalı diyorum şimdi. Bakın. Yarı sigortalı. Anladım. Bunun yarısı gitmiş bir kere. Anladım. Devlete vergi vermiyor. Sigorta primleri kesilmiyor. Bu insanların yarının gelecekleri ellerinden alınmıyor. İş güvenceleri de yok. İş güvenceleri de yok. Yani bugün çalışıyorsunuz, yarın gelmeyin diyorsunuz. Evet. İş hakkınız feshediliyor. Bir kere yani 2 milyon 800 bin civarındaki bir insan
Ama bunlar resmi çalışanlar değil değil mi? Yani kamu kitlerde ya da devlet bünyesinde çalışanlar değil. Onun ayrımını yapamazsınız ki. Tabii devlette böyle bir şey olmaz ama. Sigortasız çalıştırır mı işçi? Hayır, devlet çalıştırmaz tabii. Yani öyle. Ama biz genelde konuşuyoruz. Ama orada şeyler var. Sözleşmesine hani yarın gelmeyin denen, denecek durumda ama sözleşmede çalışanlar var. Yani. Hayır. Ya da mevsimlik. Hayır, 1475 sayılı yasanın koruyucu şemsiyesi altında iş yerine işçi olarak girmiş çalışan, emeğinin karşılığında ücret alan insanlar vardır. Ama işçi statüsünde çalışanlar. Yani bugün Türkiye'de personel rejimi allak bullaktır. Kimisi sözleşmeli, kimisi 1475 sayılı yasaya... Tabii kimisi işte devlet memuru yani... Bu kadar karışık bir personel rejimin, bu kadar çalışma hayatındaki karışıklık içerisinde zaten bazı şeylerin içinden çıkmak da zor. Peki yarısı sigortalı çalışanların 5,5 milyonu ne kadar sendikalı? İşte bu rakamın devlete ait Türk İş Bünyesi'nde devlet ve kamu kuruluşlarında toplam üye sayısı 1 milyon 250 bin civarında. Tamam mı yoksa sadece Türk İş'in mi? Türk İş'e bağlı. Peki diğer federasyonlarımızın da yaklaşık olarak 400-500 bin civarında bir rakamsa ki onu bilmiyorum. 1,7-1,8 ama diyelim ki o kadar. Yani 1,5 milyon diyelim. Türkiye'de çalışanların içerisinde 5,5 milyon çalışanın içerisinde 1,5 milyon, sendikalı. Yok. Ne kadar bunların özel sektörü? Bunların yaklaşık 700 bini. Yarı yarıya mıydı o? 700 bini kamu kuruluşlarında çalışan işçilerimizden teşekkür ediyor. Geri kalan yaklaşık 750-800 bin civarında da özel sektörde örgütlü sendikalar. Peki Türkiye'nin ucuz iş gücü cenneti oluşunun bir mantıklı açıklaması da bu olabilir mi? Sendikası oluşları mıdır? Tabii şimdi Türkiye'de ekonominin kara delikleri diye söylenen ama bir türlü tedbirleri alınmayan kara delikler var. İşte bunların çok önemli bir boyutu da bakın işçiyi herhangi bir işletme sigortası çalıştırıyor. Bu işi sigortası çalıştırdığı için Bodro'dan göstermiyor. Bu işi ödediği ücretin vergisini de ödemiyor. Bu işçileri sigorta ve Bodrolu yapmadığı için, sigortalı ve Bodrolu ücret ödemediği için bu kendisi kazancından da vergi vermiyor. Yani Türkiye ekonomisinin en büyük kara deliği bunlar bir kere. Bu çok önemli bir boyuttaki bir rakamdır. 5,5 milyon çalışanın içerisinden eğer siz 2 milyon 700 bin sigortalınız var da geri kalan 2 milyon 800 tane çalışan insan sigortasızsa ve siz bunları sigortalı edebilmek için gerekli tedbirleri ve altyapıyı oluşturamamışsanız yarın emeklinize ücret ödeyemezsiniz. Ve dünya ortalamasının çok çok altında. Türkiye'de 1.6 çalışana 1.6 çalışan bir emekliye bakıyor. Bunun standartları 4 çalışan, asgari 4 çalışanın bir emekliye bakması gerekir. Batı'da bu standart. Bizde emekli sayısı çalışanlardan fazla gibi. Fazla tabii. Bunun sebebi şu. Çoğunlukla da büyük işletmelerimiz ve kamu kuruluşları kaçak işçi çalıştırmadığı için işte o sigortalı şemsiyesi altında olan 2 milyon 700 bin sayının içerisinde bunlar var. Oysa Türkiye'de kaçak işçi çalıştırmaya engel olabilecek sistem kurulabilse, otokontrol sistemi dediğimiz sistem kurulabilse 5,5 milyon çalışana karşılık bu sefer emeklilerimizde çalışan her bir çalışan her 4 kişiye 4 kişi bir tane emekliye bakacak. Belki 1,5 emekliye bakacak. Peki sendika şeye müdahale ediyor mu? Bu emekli yaşının şu yaşta bu yaşta tutulmasına da müdahale ediyor mu tabii sendika? Yani. Peki o zaman siz diyorsunuz ki emekli sayısı hem fazla diyorsunuz hem de yanılmıyorsam sendikalar şeye karşı 65 yaşında emekliliğe karşı, mezarda emeklilik diye bahsedilen emekliliğe karşı. Ona bakarsanız bugün çalışan nüfus yaş olarak bayağı yaşlı bir nüfus. Şu anda Türkiye'de istihdam edilmiş olan nüfus. Yani yeni alınan işçiler yanılmıyorsam buffer tekeline bile 15 yıldan beri işçi alınma denir. Evet, evet. Bugün Bafra Tekeli'nde işçi açığı var mı? Bafra Tekeli'nde işçi açığı var. Ne kadar sizce o açık? Kaç iş daha ihtiyacı var? Zannediyorum 550-600 civarında daha istihdam yapılması, istihdam yaratılması gerekiyor. Bu istihdama ihtiyacı var Bafra Tekeli'nde. Tabii şimdi o emeklilik olayına gelmek istiyorum. İzin verirseniz oradan bir yere getireceğim sizi. Sendikalar emekli olayına karşı değiller. Sendikaların karşı olduğu emeklilik olaylarıyla sosyal sigortalar kanununa bu kadar sık oynanmasıdır. Birincisi bu. Yani her siyasi iktidar gelecek yazboz tahtası gibi sosyal sigortalar kanunu değiştirecek. Birisi emekli yaşını yükseltecek, birisi indirmeye çalışacak. Burada bir çarpıklık var bir kere. Biraz oynuyordu da. Yani, evet. Her iktidarın yaptığı şey bu. Ama rahmetli Gözal geldi. Rahmetli Gözal geldi dedi ki sosyal sigortalar kanununda emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili ve prim ödeme gün sayılarıyla ilgili bazı düzenlemeler yapılmalı. Bu kurum bu şekilde götüremez batar dedi. Doğruydu yani. Doğru. Yani siz dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında 40 yaşında emekliyi edip de Allah ömür verirse 70 yaşına 75 yaşına kadar düşünün insan yaşıyor ki olabilir. Yani çoğunlukta budur. Allah bir kaza bela vermezse. 40 yıl 35 yıl siz
Adam 25 yıl prim ödemiş, vatandaş siz 35 yıl ona ücret ödeyeceksiniz. Hı hı. Bu ekonominin kurallarına aykırıdır, bu çarpık bir düzendir. Evet. Yani bunu savunamazsınız. Eğer bunu savunursanız birkaç yıl sonra sizin emekliniz maaş alamaz. Belki yarın siz de emekli olacaksınız. Maaş alamazsınız. Zaten bugün etmiş durumda. Zaten o günün şartlarında sosyal sigortalar kanunda bir düzenleme yapıldı. Hı hı. Buna sendikalar dedi ki bu konuda bizim de görüşlerimizin alınıp bu kanun düzenlenmesiyle ilgili ana işlevine karşı değiliz. Hı. Doğru, bazı şeyler yapılabilmeli. Ancak bazı ayrıntılar vardır ki bunların düzenlenmesi lazım bu sosyal sigortalar kanunu değiştirilmeden önce. Nedir? Bir kere sosyal sigortalar kurumunun yönetiminden devlet elini çekmeli. Hı hı. Niye çekmeli? Sosyal sigortalar kurumuna kimler prim ödüyor? İşverenler ödüyor. Kimler prim ödüyor? İşçiler ödüyor. Bırakın sosyal sigortalar kurumunun gelirini, akarını en verimli şekilde kullanması gereken insanlar oranın sahipleridir. Sahipleri kimdir? İşveren ve işçi temsilciler. Sosyal sigortalar kurumunun yönetimini bırakın bunlara teslim edin. Evet. Birincisi bu. Sosyal sigortalar kurumunun gelirlerine devlet müdahale edemez. Hı hı. Devlet uzun yıllar boyunca sosyal sigortalar kurumunun trilyonlarca liralık gelirlerini %3, %4 de devleti ucuz kaynak olarak kullanmıştır. Bakın. Reel faizlerin altında. Tabii yani. Hiç devlet tahvilini %90'larda faizle piyasaya tahvil sattığı dönemlerde bile sosyal sigortalar kurumunun gelirlerini %6'lık, %7'lik en yüksek rakamlardır bunlar. %7'lik yıllık faizlerle kullanmıştır. Devlet ucuz kaynak olarak kullanmıştır. Sonra emeklisine maaş ödeyememiştir. Sonra hastanelerinin gelişmesi için kaynak aktaramamıştır. Eleman ihtiyacını giderememiştir. Sosyal sigortalar kurum mensuplarının hizmet etmekte zorlanmaya başlamıştır. İşte bunu bir kere düzeltelim. Ayrıntılar bunlar. Gelin sosyal sigortalar kurumunun hastane hizmetleri ve sağlık hizmetleriyle ilgili düzenlemeleri bu özel yönetim yapsın. İşçiyle işveren temsilcileri yapsın. Devlet bu işe müdahale etmesin. Tabii bu ayrıntılarla birlikte o ayrıntılar gözden geçirilmedi ama kanun değiştirildi. Aradan bir zaman geçti. Sayın Demirel'in yasaklı olduğu yıllardan, Sayın Cumhurbaşkanımızın yasaklı olduğu yıllardan, işte siyaset meydanlarına çıktığı dönemlerde, 3 yıl, 5 yıl, belki 7 yıl, 55 yaş tabanı geldiği dönemlerde meydanlarda bir sözler verildi. Ben geleceğim, bu emeklilik yaşını geri indireceğim dedi. 25 yıl sigortalı hizmet olan kim yaşını olursa olsun gidecek emekli olmak zorunda kalacak. 5.000 gününü doldurdu. Asgari 5.000 evet. Günü ve 25 yıl sigortalılık süresi olan erkeklerde, bayanlarda 20 yıl olan herkes emekli olacak. Ve geldi değiştirdiler. Değiştirdiler de aradan 1,5 yıl geçtikten sonra aman biz yanlış yaptık dediler. Evet, ona kabul ettiler. Ne olacak bu iş? Hayır, rahmetli Özal'ın yaptığına da rahmet okutacak kadar 55 yaş daha fazla dediler. Şey az dediler. Biz bunu 60-65 yaşa çıkaracağız. Yani şimdi burada bir çelişki yok mu? Evet. Şimdi bunu yazboz tahtası haline getiren sorumlular var. Ülkeyi yönetenler. Peki o zaman sendikalar o eski dönemde memnun değil miydi? Sayın Özal'ın döneminde getirmiş olduğundan memnun değil miydi? Mesela Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan olduğu dönemde bu yasayı değiştirirken sendikalar müdahale ettiler mi? Efendim siz yanlış yapıyorsunuz. Emekler ordusuna dönecek ülke. Nasıl ödeyeceksiniz bunların emekli prim ve ikramiyelerini diye sendika ses çıkarttı mı o zaman? Yoksa işine mi geldi? Şimdi yani yanlışla sizin payınız ne kadar? Herhangi bir o konuda bir yorum yapacak durumda değilim. Hı-hı. Yani benim hatırlayabildiğim şey buradaki çarpıklıkların gündeme gelmesidir. Yani sendikamı dile getirdi diyorsunuz yani. Bu Türk İş yönetimiyle. Ama ikinci seferde mi acaba dile getirdi? Şimdi çıkışına mı dile getirdi? Şimdi, yani öz eleştiri yaparsanız şimdi yaş azaltıldığında 5.000 günü asgari emekli yapacaksınız. Siz buna durun arkadaş ne yapıyorsunuz? Siz bunları emekli yaparsanız eğer bunlara primi ve şeyi nereden ödeyeceksiniz siz ikramiyeleri diye dedi mi sendika bunu? Ben o günkü şartlarda Türk İş Yönetimi'nin hükümetle veya o günkü muhalefette olan partilerle ne tür görüşmeler yaptığını tabii tam detayıyla bilmiyorum. Yani o görüşlerde sendikaların görüşü alınarak bu tür bir düzenleme yapılıp yapılmadığını da bilmiyorum. Yapılmadığı kuşkusuz. İnceliğini bilmiyorum. Yalnız ortada bir çarpıklık var. Bunu şahsi düşüncem, kişisel düşüncem olarak yorumlayabilirim. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında insanları emekli edip de 30 yıl, 35 yıl ücret ödeyemezsiniz. Evet. Erken ölçüde dua edemezsiniz. 38 yaşında emekli edemezsiniz. İnsanlar zorunlu emeklilik diye bir sistem geldi. Bakın yani tek elde 18 yaşında sigortalı olarak girmiş bir bayan kardeşimiz 20 yıl sonra 38 yaşında çağın en verimli olduğu yaşta zorunlu olarak kapının önüne kondu. Ama orada 30-40 yıl çalışanlar vardı ve bunlara tepki onlar vardı. Için, yani. Onlar için hemfikiriz. Yani ancak 38 yaşında insanlar hakikaten çalışma sorumluluğu, ülke sorumluluğu, aile sorumluluğunu bana göre yeni yeni hissettiği dönemlerdir.
işçilik sorumluluğunda doğruğunda olduğu en verimli olabileceği dönemlerdir. 38 yaşında 40 yaşında siz insanları kapının önüne koyamazsınız.